Bir de Beşkonak'tan gelecek su müjdesi evet. vardı. O da bizim köklü bir problemimiz. Evet. O da 2004 madde daha öncesinden sürüp gelen bir sorun diyorlar. 30-40 yıllık dediler. Ben bugün biraz Serik'te dolaştım, sohbet ettim Serik'lilerle. Doğru. Zaten bu soruları da oradan çıkartmıştım. Evet. 30-40 yıllık bir sorunmuş sanırım. Doğru sanırım 2004'ten de öncesine gidiyor. Bazıları öyle diyor. Bazı büyüklerimiz aynı şekilde anlatıyorlar. Onda da şu, bu su sorununda Danıştay'daydı. 10. ve 13. dairesindeydi. Problem oradaydı. Biz o dairelerin Serik'in lehine karar vermesi için çaba sarf ettik. Eksik raporlarımızı tamamladık. İşte devlet su işlerinden, üniversitelerden, çevre bakanlığından yeniden raporlar hazırlatarak lehimize sonuçlanmasını sağladık. Su da mahkemelik. Evet. Biliyorsunuz mahkemeler anında kısa sürede bitmiyor. Bazen uzayabiliyor. Şu anda mahkeme durumu bitti. Serik'in lehine karar verildi. Suyu getirmemizde bir sıkıntı yok. Eski proje olduğu için onun ayaklarının yere tam sağlam basmadığını söylediler. Biz şu anda projeyi yenilemek için çalışıyoruz. Revize ediyoruz, yeniliyoruz. Sanırım arkadaşlar imzayı attı. Bir firma şimdi bizim için yeni proje hazırlayacak. Asat'taki arkadaşlarımıza da özellikle avukat İbrahim Kurt Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Asat Genel Müdürümüze, Menderes Başkanımıza onların demeyi çok oldu. Onlarla birlikte su problemimizi çözmüş olduk. İnşallah Serik suyuna kavuşacak. Beşkonak'tan gelen su ne zaman çeşmeden akar tahminen? Şimdi bir zaman söylemek bazen insanı yanıltabiliyor. Evet. Ama sanırım 2-3 aylık proje revize dönemi var. O bittikten sonra ihaleye çıkılacak. İhaleden sonra çok uzun sürmez. Biz en sizin geç görev süresinde gelir suyumuz. Bir dahaki seçime kadar rahat gelir. Allah'a emanet.